Aykır Sorular saatinde Saat 20.45 CNN Türk Televizyonu'nda ve CNN Türk Radyo'da ben Emre Aysar. Sorular'la karşınızdayım. E, Türkiye'de yaşayan herkes artık kanıksadı. Bir gün ekranı boş bıraksanız 6 aylık malzeme birikiyor. Ama ertesi gün yeniden yeni bir değerlendirme yapma ihtiyacı da doğuyor. Biz de bugün Profesör Doktor Sayın Nevzat Yalçıntaş ile görüşeceğiz. E, değerli Hoca e, hiç kuşku yok ki hem e, İslami tezler üzerinde Türkiye'de kalem oynatmış fikir e, derde bulunmuş siyaseti içinde görev almış bir kimse hem de bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal iklimi teraziye koyma noktasında var olan siyasi aktörlerin önemli bir kısmının tanışık olduğu ve hatta hocalığını yapmış bir isim biraz terazinin ee, nasıl bir e, süreçte nereye doğru gideceğini ölçünün ne olması gerektiğini hocaya soracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Altyazı. efendim. Hocam e, sondan e, başlamaya e, özen gösteriyorum bugünlerde. Çünkü e, ha, o kadar hareketli ki e, süreç. Siz e, yıllardır Türk siyasetini, Türk entelejansı siyasını, hayatını yakından e, izlemiş birisi olarak ve nihayetinde bugünkü siyasal iktidarın hem Cumhurbaşkanı hem Başbakanı tanıyan ve olup bitenleri gözleyen birisi olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal iklimi Nasıl görüyorsunuz bu gerilimli süreç Türkiye'ye ne getiriyor ne götürüyor? Gerilim oldukça kamuoyuna gittikçe daha fazla intikal eden bir şekilde gelişiyor. Herkes bir şeyleri sorguluyor ve gittikçe morallerde ve rejime olan, genel olarak rejime olan güvende... Demokrasiyi mi kastediyorsunuz? Demokrasiyi kastediyorum. E, sarsıyor. Acaba biz nerede yanlışlık yaptık demeye herkes başlıyor. İkincisi somut olarak e, ekonomiyi e, etkiliyor. E, bizim e, özel sektörümüz için kamunun borcu kalmadığı ülkelere 225 milyar dolar borcu vardır. Ve bu doların her artışı dolar yükseliyor. Yani 2.30'a e, falan doğru Bugün e, gördüm. Gördüm. Aynı şekilde öroş şey ediyor. Bu e, çok önemli bir yeni borç artırımı e, getiriyor. Üçüncüsü bizi sevenler ne kadardır bilmiyorum yeryüzünün dünyayı, Türkiye'yi. Ama e, bizi sevmeyenler e, bundan zevk alıyorlar. Yani bunu kullanıyorlar birdenbire yabancı gazetelerde. E, Birinci sayfalarına hem de mesela Financial Times gibi bir gazeteyi dünyanın her tarafında okunan bir gazetedir. Böylece bize bedelleri oluyor. Peki hocam, şimdi siz sonuç itibariyle siyaseti yakından takip etmenin yanı sıra Türkiye'deki siyasi aktörleri de farklı sebeplerden dolayı da tanıyorsunuz. Bununla ilgili daha sonra da konuşuruz. Ama referansını ağırlıklı olarak İslam verilerine dayandıran bir hükümetle Türkiye'ye yani demokrasi içerisinde İslam verilerini etik ölçü olarak ya da ahlaki ölçü olarak oraya dayandıran bir hükümet de e, uzun yıllardır yönetiliyor Türkiye. Öte taraftan da bu hükümetin bugün çatıştığı taraflardan biri Gülen cemaati de yıllardır Türkiye'de hizmet hareketi olarak kendini tarif eden ve tabir e, tabiri caizse AK Parti iktidarının en önemli sacayaklarından biri olarak yan yana duran bir e, yapıda. E, kavga neden çıktı? ve size çok somut soracağım İslami olarak ne anlama gelir diyeceğim o da şu Sayın Başbakan Haşhaşiler diye ithamda bulundu. Daha sonra e, Sayın Başbakan yönelik de çok ağır bir e, şey olarak Yezid e, dendi. E, ya da o anlama gelen bir değerlendirme. Şimdi bunu sıradan bir insan hangi anlama geldiğini bilemeyebilir. Tabii Ama iki Müslümanın birbirine bu tür hitap etmesi ne anlama gelir? Bize bir de onu anlatır mısınız? Ben de lütfen derseniz yaptığımız sonunda. Lütfen. E, başlayalım haşhaşiler denen akım Selçuk İmparatorluğu zamanında ortaya çıkmış. Katiller. Yani haşhaş malum afyon. Uyuşturucu. Uyuşturucu veren bir bitki. Böyle yarılır bir tarafından akıntı verir. Onlar toplanır. Esrar uyuşturucu şeydi. Bu kiralık katillere diyelim bunlardan veriliyordu ve bunlar şia olmayan o o de var. E, şia dışı, ehli sünnet dediğimiz e, idarecilere, müftülere, komutanlara suikast. E, gönderiyor, Suikast. Ve kalelerde yerleşmişlerdi. Alamut Kalesi değil pa mi? Meşhur. Alamut Kalesi. Alamut Kalesi'nde. Hasan, Hasan Sabah önderlerinde. Ve bir e, karanlık, vahşi, vahşetin hakimliği bir devirdi. Şimdi böyle bir şey yok ortalıkta bir kere. Onu objektif olarak tespit edelim. Ya başbakan bununla Gülen cemaatini kastetti. Ee, böyle bir şey mi var? Yani ortada bir takım e, intiharcılar var da gidiyorlar. Haşhaş alıp uyuşturup bütün şeyde bunun tesirine gidiyor. Adam. Böyle bir vaka yok. Yani bir e, bu tip terminolojinin kullanılması e, doğru değil. Esasen bu terminoloji e, daha e, AK Parti gelir gelmez maalesef e, ee, muhalefet tarafından ve bir e, devlet e, memur olarak yetişmiş e, Kemal Bey tarafından kullandı. Hatırlayacak sayın seyircilerimiz. Recep, Recep, Recep diyerek başbakanı e, küçültücü bir manada bir insan ismi vardır. Yani sayın demek istemiyorsan bir tabi Recep dedi diyemezsin. Dedi ki düzeltti bunu Kemal Bey. Hı. Şimdilik de benzer taktikler gidiliyor. Sayın Başbakanımız da e, Genel müdür, genel müdür, genel müdür. Yani küçücü manada genel müdür. Genel müdürlük devlet kademesinde bir hiyerarşide bir makamdır. Yani üstten başlasak Cumhurbaşkanı vardır. Başbakan var yürütme işleri. Başbakan sonra bakanlar vardır. Bakanlardan sonra hemen müsteşar ve genel müdür gelir. Genel müdürün altında belli bir kademe vardır. Sıra memuruna kadar. Bunu böyle her iki taraf bir küçültücü anlamdaki sözcükleri getirip birbirlerine karşı kullanmaları yanlıştır. Ama herhalde haşhaşiler demek çok daha da ağır bir şey efendim. Zaten şurada böyle bir kere vazoya girmek istemedim biraz gireyim. Ee, Galatı Şia denen yani tamamen e, Ehli Sünnet'in karşısında olan bir geniş çerçeve vardı. Bunların içerisinde çok değişik batıl olarak addedilen şey Yezidiler vardır, hariciler vardır, rafiziler vardır. Mesela bizde de olmuştur rafiziler. Ama şimdiki zannediyorum pek şey değildir, mevcut değildir. Halep'in çok kuzeyinden başlayan ve Erzincan'a kadar, yukarıya kadar uzanan bir mevkide bunlar oturuyor. O kadar olmuştu ki şey çıkacak. Mesela babayilerden, babayi isyanı o kadar ağır mal olmuştur ki Selçuklular mecbur kalmışlar çok az bilinen bir noktadır. Rodos şövalyeleriyle anlaşmışlardır. O zamanlar solda yani parayla tutulan askerler vardı. Onlara başvurdu Selçuk Sultanı. Onlar e, bir para karşılığında geldiler. Ön safa geçiş çünkü onların zırhları var ve uzun mızraklar var. Selçuk'ta ordusunda bu yok ve hemen Kayseri'nin üzerinde bir harp cereyan etti. Ve ancak o şekilde seçtiler. Ya o zaman biz şunu anlıyoruz, başbakanın şu anki algısı o zaman bir e, harp duygusu, kendisine yönelik bir paralel devlet olgusu. Yanlış bir tabir. Ha, yani peki buna karşılık verilen cevap yezit, o da çok ağır o, değil mi? O, ağırın ağırı ben gerçi onu gö görmedim. Yazdılar mı, söylediler mi? Te televizyonda ha, ha, Orada hiçbir e, tarafın bir için söylemiyorum. Nasıl ki başbakanımızın kullandığı bu tabir bugünkü vakaya uymuyor. Hatta bu gibi hak demeyelim. 7-8 ay önceye kadar ortada bulunan siyasi haritanın hiçbir tarafına uymuyor. Yezid tabiri de uymuyor. Peki bu kavga neden çıkar? İki İslamcı anlayışın iktidarı paylaştıkları bir tane bir çıkar kavgası mıdır? Ben e, alakalı bir insana müracaat ettim. Bunu anlamak, anlamak, için, anlamak için müracaat mı? ettim. Ee, bana e, hocam ben falanca yere gidiyorum. Pakistan'a döner dönmez size bütün hikayeyi anlatacağım dedi. Fakat kavganın e, görünen... Hayır benim yani Benimki muhidim geniş. Tanıyorum hepsini. Fakat evet. şu anda kamuoyumuzun da tam öğrendiğini ben zannetmiyorum. Tahmininiz nedir? Eldeki verilerde olsun. Ee, yani tahminim, iktidar paylaşması sorunumu mu? Nedir? Tahminim şöyle bir şey oldu. Ee, i̇darede, bürokraside bütün mukavemetler ortaya çıktı. Son birkaç senedir. Özellikle hukukta değil mi? Özellikle hukukta. Bu mukavemetler bir takım hatalar da işlenildi. Yani hukuki şeylere uymayan. Bu böyle bir e, eskiden derin devletlerdi. Ama ona genel kurban başkanı falan dayandığı için o işin ucu fazla hakaret almış şeyler ortaya çıkmazdı. Bu sefer yeni bir tabir bulundu. Paralel devlet. Fakat buradaki konu şudur. Bu paralel devlet acaba tam incelendi mi? Bunlar kendilerini bir mektebe ekola bağlıyorlar. Yani doğrudan doğru Fethullah Hoca. Acaba öyle mi? Çünkü biraz işin derine inince başka şüpheli bir durum ortaya çıkıyor. Nedir hocam? O durum şu. Adalette çünkü adalet çevresinde çok tanıdığım var. Benim de e, doktorama bakarsanız Fransa'dan doktor Andurma diye yazar. Hukuk doktoru. Çünkü onlar çok asil bir şey olarak kabul etmiyorlar. <laughs> İktisat noktasını hukukla beraber yapacaksınız. Hukuk şeyinizi ölçerle. Hukuk çok muhitim olmuştur. Ee, anlaşılıyor ki başlangıçta bazı e, icraatın olumlu icraatın yani e, hukuk e, mensuplarına tanınan, savcısına, hakimine vesaire tanınan e, olumlu icraatın birlikte olduğunu görenler kendileri bu cemaate mensup dahi olmasalar bu cemaatin ismiyle yani bir marka. Bir kötüye kullanma mı? Evet bir markayı kullanma var. Peki e, hocam şunu sorayım size. Bunlar Şimdi... hiç yok değiller. Bunlar da vardır içinde olabilir ama bu kadar genişlemesi benim aldığım bilgilere göre hatırlatılıyor. Evet. Yani o işte mesela adam diyor ki ben ee, Fethullah Hoca'nın şeyindeyim işte falancı da öyle onu da yükseltelim cuma namazı oluyor bunlardan bazıdan hiçbirinin oralarda göründüğü yoktu. Peki hocam Türkiye'nin bir bakanı Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin Bey hani bunu siz söyleseniz evet. ben söylesem ee, biraz siz söyleseniz havadan... biraz daha e, yerinde olur ama yani evet. bir televizyoncu bir gazeteci söylese o kadar yerinde olmaz çünkü o sürecin içerisinden bir kimsenin söylemesi gerekir, e, tanış olarak şunu sormak istiyorum. Mehmet Ali Şahin Bey dedi ki, yüksek yargıda Fethullah Gülen'in imamı var. Ee, kararları Pensilvanya'ya gönderiyor. Oradan onay alınıyor. Şimdi şöyle bir düşünün. Devletin en üst noktasında görev yapan bir bakandan söz ediyoruz. Sıradan bir insan söylemiyor. Ve siz düşünün ki özel yetkili mahkemelerce yargılanmış ve tutuklu kalmışsınız. E, nasıl hissedersiniz kendinizi? Yani bu sıradan bir laf değildir. Öte taraftan da Sayın Yalçın Akdoğan'ın söylediği Türkiye'nin silahlı kuvvetlerine kumpas kurdular diyor. Hedef aynı yer. Şimdi bununla karşı karşıya kaldığımız zaman biz sıradan insanlar olarak memleketimiz nereye gidiyor diye endişe etmekte haksız mıyız? Benim doğrusu işte katılıyorum. Elbette ki bir endişe ortaya. Fakat her ikisi de biraz spekülatif geliyor. Şimdi bir kere Yalçın Beyefendi zannediyorum yanılmıyorsam Başbakanımızın danışmanıdır. Böyle bir şey. Koca bir mahkemeler olmuş Türkiye'de. Yüzlerce kişi içeride bulunuyor. Ve hakimler müdafaa alan alıyorlar. Yargıtaya gidiyor falan Hepsinin bir kumpas olarak şey edilmesi, tavsif edilmesi, isimlendirilmesi spekülatif geliyor bana. Yani belki bazı çevrelerin, bazı zümrelerin bu işin Hızlandırılmasında, biraz yaygınlaştırılmasında etkileri olmuş olabilir ki onlar dosyalarda meydana çıkar. Ee, Sayın Bakan'ın ki aşağı yukarı emşeris sayılırız Şimdi Sayın Bakan Çankılı ve Ankara'lıyım. Eskiden beri e, tanışırız. E, böyle bir şeyi ve e, saygı değer bir devlet adamıdır. Böyle bir durum varsa bunu olduğu vakit bana belki şu anda gücenecektir Ama gücenmesin olduğu vakit, görüldüğü vakit anında ilgili mercilere aktarılması ve gereken hukuki takibatın yapılması lazım. Ee, bunu çok sonra öğrenmiş olan zatlarınız gibi benim gibi insanların evet gerçekten ümitsiz bir durum mu var Türkiye'de diye şüpheye düşerler. Böyle değerlendiriyorum şayet bunlar eee elle tutulur delillerle ispat edilirse her iki hususta kumpas da da hemen e, e, şeye başlamak lazım. Ya yani zamanlama manidar e, mı diyorsunuz? Benim. Bana göre manidar. Bakın zamanlamalar biz bu zamanlamayı e, Türk kamuoyuna çok zor izah ediyorduk plancı olarak. Yani plan uygulamalarında, özellikle projeler uygulamalarında bir zamanlama var. E, şey, de, time timetable denen şey vardı. İzah edemiyordur çünkü o şeyi alışmamıştı. Türkiye. Ee, evet Türkiye. Ama çok fazla alıştılar. Şimdi zamanlama İstanbul Belediye e, Başkanı adayı oluyor bir şahıs. O zamana kadar hiçbir şey yok. Borcu mu var, harcı mı var? Sarıgül <gülüyor> meselesi. <gülüyor> evet evet birdenbire. Size tuhaf mı geliyor Sarıgül meselesi? Zamanlaması tuhaf geliyor. Sizi ee, ikna etti mi mesela? Ben hala şüphedeyim. Çünkü öyle haller oluyor ki işte geçmişten bir delil. Evet, şey, Ürgüplü. Evet şeymiş, Suat Hayri Ürgüplü'nün. Evet. Suat Hayri Ürgüplü. Bakan. Tahve şeyi oluyor. İhtilalatı e Türkiye'ye. Tekel Bakanı. Bir takım şayalar çıkıyor. İstifa ediyor. Istifa, ama istifa etmeden ne yapıyor? Bir komisyon kuruyor. Bu işin tahkiki için. Ondan sonra istifa ediyor. 43 yılında. Ahmetli. Sonra da, Sonra da ters, tertemiz olduğu meydana çıkıyor. Siyasete giriyor, Siyasete girip başbakan, başbakan olarak dönüyor. Şimdi bu gibi zamanlamalar Türkiye planlamayı falan geçti. İzmir'de bir şey oluyor. Bacanak meselesi çıkıyor. Belki seyircilerimiz bacanak ne manaya geldiğini bilmez. Karısının ee, kız Eşini. kardeşini evlendiydi. Yani, yani şu danışıyor. Sayın Bakanın e, e, <laughs> aday oluyor. Sayın Sayın Bakan aday oluyor. Evet. E, e, daha sonra Bacana Sayın Bakanın Bacana hakkında bir suçlama çıkıyor. Gözaltı evet. kararı e, değil ama bir davet ya, yapılıyor falan. Tabi. Buna da siz manidar diyorsunuz. Karşılıklı olarak. Manidar ama Bakanın jesti güzel. Bakın ona ben prim tanıyorum. Bakan'a bu söyleniyor. Orada şey aday o da Binali Yıldırım Beyefendi. Evet. Biz onu bir sene önce devlet benim başkan olduğum bir şu şu devlet, en başarılı bakanlık seçmiştik. Öyleyse diyor tamam şeyi takip edin. Heyecana kap kapılmıyor, iftira ediyorlar benim başa ama demiyor e, neyse hukuki e, e, süreç o süreci takip edin diyor. Sonra soruyorlar bulamıyoruz yani kaçtım kaç sıcaklığını zannetmiyorum herhalde bir yerlerdedir diyor. Hem kara soğuk kaldı. Çünkü ona yönelen bir şey yok. Peki hocam. Suçun önemli bir mahiyeti var. Şahsi olmasıdır. Hocam siz de e, siyasetin içinde olunca bedeller e, ödeniyor ve iddialar oluyor. Bir taraftan da tabii doğrular da oluyor. Tabii. Şimdi Türkiye bir sabah bir uyandı. E, büyük bir e, soruşturmayla bakanların oğulları gözaltına alındı. Bir kısmı tutuklandı. Ardından ikinci Dalga dalga olacak dendiği vakit, e, sayın başbakanın oğlunun da adının geçtiği bir soruşturma söz konusu oldu. Fakat e, Bilal Erdoğan bulunamadı e, ya da polisten emre uymadılar ve nihayetinde ya 2000'e yakın polisin sanıyorum görevlinin yerleri değişti, savcılar, hakimler vesaire ve toplumda bir yolsuzun üstü örtülüyor mu duygusu da bir taraftan doğdu. E siz deneyimlisiniz. Ailenizde de zaman zaman bu tür olayları tabii yaşadınız. Oğlunuzda da yaşadınız. Tabii tabii. Ee, hukuku nasıl yapmak gerekir? Doğrusu nedir hocam? Önce soğukkanlı olacaksınız. Yani birinci şey budur. Hemence olayların şeyine kapılıp büyük bir heyecanla ani işler yapmayacaksınız. Yani buna biz teenni diyoruz. Ee, bizi dinleyenler vardır. Hemence birkaç başlık söyleyeyim. Ee, bu gibi hallerde hele de devlet adamıysa Teenni hareket edecek. Ne demek? Düşünecek, danışacak, istişare yapacak ve konuyu tespit edecek. Başbakan böyle davranmadı diyorsunuz. Samsun'a gitti aziz başbakanımız. Daha gece yarısı kendiliğinde bir miting. Ondan sonra efendim... Bir miting üç, daha. 3-4 üç, tane ordu vesaire. Şimdi başbakana yönelmiş bir şey yok dalga daha gelmeden bunlar yapılıyor. Hele ikinci dalgada anlaşıldı ki başbakanın şahsına bir şey yok. Ee, misali gördük, kendi şahsına. Bu bakanın harp zamanında kendi şahsına. Kendi şahsına bir şey yok. Ve başbakan herkesten iyi bilir ki İslam literatüründe, inancında birinin günahı öbüründen sorulmaz. Ve ma vaziretin vizra uhra bir başkasının günahı ben oh. hep ki oğlunuz olsun. Şimdi buyurdunuz. Benim de oğluma evet. olmadık bir çamur attı. Ben iftira olduğunu biliyorum. Ha, benim yapacağım baba olarak... Yaşadınız ama bunu. Yaşadım efendim. Özellikle eşim yaşadı. Yani... Siz be, de yaşadınız. Ben duygu de olayım. yaşadım ama erkek olarak, belli şey çemberlerden geçmiş insan olarak, oralara düşmüş olan insanları yakinen tanıyan kimse olarak ben ayrıca bunun tutmayacağını bile... Çünkü Buradaki gibi rüşvet kim verir, kime verir? Menfaati olan bir insan, kendi çıkarını temin etmek için satın alacağı kimseye illegal bir e, muamele içerisinde para verir. Benim oğluma e, şey edilen e, kendisi rüşvet almıyor, bir yönetim kurulu güya rüşvet kararı veriyor, girmeyelim fazla içerisine. Ve Murat da bu karara imza atıyor. Yani olacak işte neyse. Sonunda ben emindim. Bak buna rağmen bir baba olarak mesela tabiatı peşini bırakmadım. Gidip de efendim orada heyecanla ortada bir şey etme. Bir kere ilk giriş tarzı şey değil. Ve yine biraz evvel söylediğim gibi sayın başbakan herkes de iyi biliyor ki suç İslam'da şahsidir. Oğlunuz da olabilir. Pozitif Güzel. hukukta da böyle. Efendim pozitif, pozitif hukuk. Aynı, aynı şey efendim. Hocam şu sormak isterim. E, sonuç itibariyle masumiyet karinesini de hesaba katarsak. Sayın Bilal Erdoğan e, evet. eğer o gün gidip ifadeye gitseydi e, daha mı doğru yapmış olurdu? Yoksa başbakanın dediği gibi hedefte ben varım, benim mit müsteşarım var, bu bir organizasyon. Dolayısıyla evlatlarım üzerinden bana doğru geliyorlar gibi bir kanaate vardı. Bir başbakan bu kanaate... Kolaylıkla varır mı yoksa elde istihbari bilgiler olmuş olabilir mi? Siz devlet deneyimi olan bir İstihbari bilgilerle hukukun gösterdiği usuller çakışırsa hukuk konuşur. Benim kanaatim Bilal ki tanıdığım fevkalade kıymetli bir insandır. Hatta onun evliliğine eşim aracılık yapmıştır. Yani herkes bizi ekranda dinliyor. E gidip beni sorgulamak istiyormuşsunuz. Buyurun ben geliyorum. Başbakanla uğramadan babasının şeyini. Babalık hissi çok önemli bir. Sizin evladınız var. Bizim evet. şimdi dinleyenler ekran başlarında çocukları var. En değerli varlıkları. Allah'ın birer emaneti. E o zaman ne baba yine anayı karıştırmadan bir recül olarak gidecekti ifadesini verecekti. Ondan sonra kimsenin söyleyeceği bir laf kalmazdı. E, Aksel de buyurduğunuz şey akla geliyor kamuoyunda. Sosyal psikoloji diye bir ilim var. Ve e, bizde Edebiyat Fakültesi'nde Mümtaz Sunan Rahmetli Hoca bunun Türkiye'ye taşıyanıdır. Ve Kürsü Sabri Bey vesaire. Yani mass medya, niye bu deniyor? Massa yani büyük kalabalıklara büyük kalabalıklar algılarla hareket ederler. Hepsi oturup enformasyon inceleyecek. Edemez Yok zaten. efendim edemez. Peki hocam şunu sorayım. Her şey eğer bir kopla varsa sıfıra iner. Peki hocam iflas eder. şunu sorayım. E, sonuç itibariyle Türkiye'de özel yetkili mahkemeler adı altında öteden beri çok tartışılan bir mahkeme e, süreci yaşanıyor. E, bu mahkemelerin devlet güvenlik mahkemesinden çok da farklı olmadığı e, hep söylendi. Ee, katalog suçlar diye bir kavram geldi. İnsanların örgüte dahil olması çok kolay hale getirildi. Hatta olmazsanız bile katalog suça giriyorsunuz. İşte e, insanlar şöyle düşünüyor. Balyoz davasından dolayı mağdur olduğunu düşünenler var. Ergenekon davasından dolayı var. Oda TV'den dolayı var. Şike davasından dolayı var. KCK davasından dolayı var. Bunları çoğaltabiliriz. Belki bilmediğimiz, zikredemediğimiz, e, çağdaş avukatların davası falan. Şimdi böyle de bir yara var. E, i̇nsanlar hep şunu sordular Sayın Başbakan'a. Dün de bu mahkemeler vardı. Sen bu davaların savcısıydın. Bugün bu mahkemeler sana yönelince sen ee, isyan ettin ve savcıların, hakimlerin, herkesin yerini değiştirdin. Şimdi biraz dışarıdan bakan, daha akil bir tavırla bakmaya özen gösterirsek bu işin doğrusu nedir? Doğrusu Hukuka bu kadar inancın kaybolduğu bir dönemde siyaset kurumunda ağzından geleni söylediği bu dönemde ve savcıların, hakimlerin tartışmalı olduğu bir dönemde nasıl terazi koyacağız? Doğrusu şu, yani mesele çok siyasileşmişse. Çok önemli siyasal patlamalar ihtilallerdir mesela. İhtilaller olur. Fransız ihtilali. Yakılır, yıkılır bir şeyler olur. arkasından restorasyon dönemi başlar. Bu Bolşevik ihtilalinden de olmuştur. Hatta komşumuz İran'da da böyle olmuştur. Bizde dahi olmuştur. Yani ilk e, e, şeydi, etapta Ankara'nın bilmem hangi yokuşunda idam sehpaları, çıkışlar yokuşu konmuştur. Esnafın bulunduğu yer. Yani bizim ba ekonomi bakanı e babacanın da babasının da dükkanın oldu. benim rahmetli babamın da biraz aşağıda mağazası olduğu bu Ankara'nın göbeği. Ha, bir her yerde oluyor. Ondan sonra restorasyon başlar. Şayet bu Ergün vesaire vesaire diğerler saydıklarınızda bir takım hatalar olmuş olabilir. O safalar karara bağlanmış bitmiştir. Ama hemen arkasından bir takım restorasyon hareketleri olmaz değil. Yani nitekim oluyor. Ne yaptılar? İşte bazı mağdurları müracaat edildi. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bunun tahsiye yine hukuk dahilinde. Hukukun işlediği bir hata varsa olabilir. Biz mahkeme kararlarına elbette saygılıyız. Ama onların incelenmesi, onların değerlendirilmesi de normal, meşru bir yoldur bu yolda eğer hatalar yapılmışsa yine hukuk içerisinde müracaatlar yapılır. Öyle olmadı mı? Çıkanlar. Peki hocam bir şey soracağım. Tekrar bu devam ettirebilirler. Peki hocam bir din adamı olarak biz Fethullah Gülen'in bir kanaat önderi olduğunu ve kendilerine de çok uzun bir süre cemaat dermesinden rahatsız olup hizmet hareketi dediler. Camia dediler. Yani cemaatin farklı bir algısı olacak diye bir hizmet hareketinden dediler. Bu türden bir örgütlenme, yani yurt dışında okullar yapar, sizin de yazılarınız var, bu konuda küsmet yazılarınız var. Geçtiğimiz günlerde illegal bir takım ses kayıtları düştü ki, bir din adamı olarak tanıdığımız Fethullah Gülen Bey'in, Türkiye'deki çok önemli bir takım ticari organizasyonlarda, Türkiye'nin bir araya gelmesi mümkün olmayan ticari isimlerle de meşgul olduğu, işte sen onu al, buna ihale verelim, ona bunu yapalım dediği gibi de bir tablo ortaya çıktı. Tekrar ediyorum... E illegal dinlemelere itibar etmememiz e, gerekir. Ama bir taraftan da bu öyle bir vaka olduğu da ortaya çıktı. Karşılıklı istihbaratlar. E şimdi bir dini yapının bu kadar büyük iktisadi bir e, noktaya gelmesi e, ve neredeyse Türkiye'nin büyük iş adamlarını bile yönetecek hale gelmesi ya da bir korku salmış olması doğal mıdır? Bu sahiden bir paralel örgütlenme değil midir? İki nokta var. Birincisi e, biraz evvel... E, bu Ergün Okan vesairede e, dinlemelerin yanlış bilgilerin nasıl şimdilik bir sancı doğurduğundan haklı olarak bahsettiniz. Birinci nokta budur. E, Fethullah Hoca veyahut da onun e, talebelerinin e, onu destekleyenlerin de dinlenmesini e, aynı nitelikte Doğru. olmuş olabilir. Yani Tabii. bunlara itibar etmiyorsak e, şu e, sağ elin yaptığına sol elin yaptığına da Evet, İtimaslık olabilir. İkincisi e, dini mahiyetteki teşekkürlerin bir legalitesi olmak lazım. Bu vakıftır, dernektir vesaire. Ve bunların Fethullah Hoca konusunda yaptığı hizmetler de meydandadır. Bunu da ben zaman zaman yazmıştım. Özellikle okullar. Ve yani okullar Ayşe'de de bir dokümanı yollamıştım. Yani benim, benim evet, yazdım. Okudum. Kendi kalemimle yazdım. E, bütün bunları yaparken mümkün olduğu kadar özellikle liderlerin yıpranmamasına çalışmak, yani liderlerin bu işlere girmemesine çalışmak lazım. Türkiye'nin kazandıracağı bazı e, girişimler olabilir. Onları ben de okudum. Şeyde. Daha ziyade yurt dışında iş almak gibi. Uganda'da, şurada, burada. E, onları tasvip edebilir o kadar. Ama e, dünyevi işlere bu kadar dalmak, bakmak... Bunu da eleştiriyorsunuz. Eleştiriyorum efendim. Yani, hocaya da bunu eleştiremiyorsunuz. Yani, e, Saatin biraz evvel dediğim olur. Acaba hoca ismi kullanılarak mı yapılıyor? Çünkü az da olsa tanıdım. Şahsen az da olsa tanıdım. Birkaç defa buluşabilirken. Tanıyorsunuz yani. Şahsen buluşabilirken tanırım. Birkaç defa da sohbetinde bulundum. Ama çok derin bir tanıdıklığım yok. etrafında birçok arkadaşları da gördüm. Bunların bir kısmı gerçekten düzgün, idealist. ...ülkesine yardım etmek için çalışan... ...yani hocanın ideallerini... ...gerçekten çalışan insanlar ...ama iki ihtimali ben gözümün bunu yer yani ...göz önünden göz ardı edemem... ...birincisi başka... ...kendi indiği... gayeler için girmiş insanlar olabilir... ...bir... ...çünkü çok genişlemiş bir... ...topluluk olduğu anlaşılıyor... ...görüyoruz hepimiz... ...onu sadece kendi ticari gayeleri için kendi başka meselesi. E hocam şey. ben araya girip şunu da soracağım. Fethullah Gülen'in artık Türkiye'ye dönmesi gerekmez mi? Yani uzakta bir mit gibi, bir efsane gibi oluyor. Halbuki Türkiye'de olsa belki bütün bu kavga ve tartışmalarda azalacak. Mesela siz o konuda bir çağrınız var mıdır? Bazıları da diyor ki Fethullah Gülen hayatta Türkiye'ye dönemez. Amerika e, Fethullah Gülen'i orada neredeyse bir rehin gibi tutmakta. Türkiye'ye göndermemekte diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet şu biraz evvel sorduğunuz ikinci ihtimalde Bana cevap hemen vereceğim. İkincisi de büyük topluluklara sızmalar olur. Yani Fethullah Hoca'nın topluluğu da hele uluslararası bir hal alınca bundan hiç hoşlanmayan insanlar da olabilirler. Sızmışlardır. İstihbar için sızmıştır. Sabata için sızmıştır. Ee, devlet de sızabilir diyorsunuz. Devlet devleti sığar, devleti sığar de sığar. Yerli, Kendi işi şey olduğu devlet de sızar. Yabancı hayday da sızar. Hele şimdi Amerika'da olması Şimdi ikinci Uğur sualize gelince yani dönmesi. Ben de her zaman söylemişimdir. E, hoca kafi miktarda orada kaldı. Yani arkadaşlarımıza bu cemaat içinde olan arkadaşlar artık Gelsin çünkü vatan hasreti ne olduğunda ben biliyorum. Ama gidiş sebebini e, tenkit etmiyorum. Çünkü Ankara'da bir devlet güvenlik savcısı vardı. Bu savcı e, insanları toparlıyordu. Mesela bir örnek vereyim. Bursa'da, isim vermek istemiyorum özür dilerim. Bursa'da iş adamları varmış, siyata girmiş, genç. Yani e, 25-30 yaşlardı. Bunlar da bir topluluk yaptı. Bunlar biraz e, bir suç isnat etti ve idam <laughs> talebiyle Ankara'ya getirdi bu gençleri. Yaşadığımız o olay. Biraz hiç bir şey çıkacak yok. ve hatta akşam üzeri hava karanmaktayken arkasına bir takım e, insanları gazeteci medyada aldı ve e, bir hanımefendinin evine orada çocukları var. Evde okuldan gelen küçük çocuklar var. Bir bir baskın yapıyor. Bu gecenin gündüzü yok mu kardeş Allah'tan ki hem Cumhurbaşkanımız e, Süleyman Demirel, hem Allah rahmet eylesin Ecevit ve diğerleri müdahale ettiler de eve bilmem kaç kademe kalan diyelim yani 200-300 metrekare... 300, kardeşim dön geri. Al şu e, televizyon ahizare şeylerini de. Git. E, git. Şimdi bundan dolayı e, ayrıca başka bir sebepten dolayı da mahkemeye verildi. Hatta Milli Güvenlik... Ama siz diyorsunuz ki orada hani bazı... Gidişinde da... ben... Gidiş ama artık dönsün mü diyorsun? Dönsün diyorum, dönsün o, diyorum ama Amerika sizin... rehin gibi tutmuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü Amerika bırakın rehin tutmayı kendi topraklarında yaşanan bir adamı e, Asya'da, Avrupa'da, Patagonya'da adamları yakalıyor, derdest edip bir hava meydanına götürüyor. Amerika'nın bu yüzünü de görelim. Ya Fetullah Gülen hoca. Türkiye'ye dönmek istese bile dönemiyor olabilir mi onu soruyor. Bir takımımız o evet olabilir. Yani ben Amerika'yı bu konularda bu kadar masum görmüyorum. Ben ben değil Obama görmüyor. Obama hala o adayı boşaltmak istiyor biliyorsunuz. Guantanamo. Adamları haşat hale getiriyorlar. 3 sene 5 sene orada insanlar ne yapacağını bilmiyor. Peki hocam. Temizlemek son... istiyor temizleyemiyor adam. Bugün bugün az sonra seyircilerimiz çok önemli gelişmeleri izleyecekler. Ben son soruyu soracağım. Reklama gitmeyeceğim. Sonra haberler olacak. Ben sizinle reklamsız bir program yaptım. Son sorum şu. Siz Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hocalığını da yapmış. Hukukunu olan bir insansınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da yakından tanıyorsunuz. Sadece tanımıyorum. Kendisinde zaman zaman söylemiştir. Onun da o da talebeliğimi yapmış. Yap. Ya, i̇zahata girmiyorum. Hocasıyım. Hatta bir gün bana herkesin sordu. Hocam benim de hocam değil misin? Evet tabii sizin de hocasıyım. Ne, yani güzel. Iki, gurur duyuyorum. Iki bir, seviniyorum. Bir başbakanın bir cumhurbaşkanının şu anda hocası olarak. Siz telefon edip mesela çok kısa bir tahlil isteyeceğim. Gezi olaylarından bu tarafa olup bitenlere yönelik. Sayın Başbakan'a ya Türkiye'de bir otoriterleşme tek adam olma e, te, tehlikesi oluyor. Ben demokrasi konusunda endişe duyuyorum türünde ya da Bizim öngörmeniz başka türde bir değerlendirme yapma olanağınız olur mu Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanla ilgili olarak mesela Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde hakimler, savcılar, Yüksek Kurulunun e, yasası gelirse değer ne tavsiye edersiniz buradan? Sizi dinliyorlar mı? Ya da hiç konuşuyor musunuz bu konuları? Ben e, o kadar meşhurlar ki son zamanlarda tabii her ikisi de e, Abdullah Beyle görüşmek fırsatı oluyor zaman zaman e, fikirlerimi. O arar, mu ararsınız mı ararsınız? Bazen o aramıştır. İstanbul'a geldiği zaman haber gönderir. E, ya doğrudan doğruya bana ya da eşime haber gönderir. Çocuklar da beraber çay içermiş. Hukukumuz çok eski. Hı hı. Yurt içinde ve yurt dışında e, o oluyor. E, Sayın Başbakanımız da oluyor. E, ama e, özellikle son dönemde o kadar meşhur ki. E, Fikrimi söyleyeyim. Tavsiye değil de <laughs> tavsiyeden bazı kim başbakan alınmaz da bazı onu aşırı sevenler alınıyor. Ee, bir kere ilk söyleyebileceğim husus bir olay koptu mu hemen alel acele karar alıp e, ve e, kendilerine e, danışıldığı zaman daima çıkar yolu tam göstermiş olan kişilerle değil itimat ettiği kişilerle en azından telif olsun görüşürüz. Peki hocam.